Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e, bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere söz vermiş olduğum gibi FIFA 19'a nasıl bomba gibi başlarsınız arkadaşlar, bunu anlatacağım. Bu sene toplamda 20 milyon coinsik takım kurdum arkadaşlar ve bunu oyuna sadece 0 TL vererek yaptım. 0 TL, yani hani bunu zaten takipçilerim biliyor ama videoyu izleyen arkadaşlara da söyleyeyim. Hani gerçekten verdiğim taktiklerle arkadaşlar insanlar bu sene milyonlar kastı ve hatta sürekli Instagram'da kardeşim çok güzel işte bu sene seni sahne kadro kurduk 19 lira devam etmeni bekliyoruz tarzında yorumlar aldım. Yani bizde kolpa yok arkadaşlar, her şey gerçek. Bunu zaten sizler de çoğu takipçimde biliyor. Yeni izleyen arkadaşlar da bu taktikleri uygularsa her şekilde oyunda başarılı olacaklarını söyleyebilirim. Arkadaşlar öncelikle oyunu her şeyden önce erken almanız gerekiyor. Bunu size söyleyeyim, yani öncelikle erken almanız bu faktör olarak en önemli faktörlerden bir tanesi. Ama oyunu erken almazsanız misal veriyorum yine coin kasarsınız ama kasma süreniz daha uzun olur. Oyunun başında ilk alıp ilk alanlardan olup hızlıca benim verdiğim taktikleri yaparsanız daha hızlı bir şekilde yol alırsınız arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyunu nasıl erken alabilirim? Ya Store'dan Ultimate Team, Ultimate Edition veya Şampiyonlar Ligi Edition almanız gerekiyor. Veya CD'li bir yerden erkenden bulmanız gerekiyor. Buradaki bir gün bile sizin için çok önemli. Şimdi size neden önemli olduğunu anlatacağım. Öncelikle ilk önce web app açılıyor. Web app nedir? İnternetten ya da mobilden oyun takımınızı üretebiliriz. Markete bakabildiğiniz kısım. İlk önce orası açılıyor arkadaşlar ve insanlar eğer points'i varsa orada paket açıyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sistemde insanlarda coins olmadığı için ve insanlar paketten çıkan oyuncuları hemen elden çıkarıp belirli bir coins ile oyuna başlamak için çoğu oyuncu çok ucuza satıyorlar. Misal verecek olursak ben oyunu geçen sene çok erken almıştım. Pogba arkadaşlar gözümün önünde 40k 50k'ya gidiyordu. Oyun başladığı zaman 400k'ya çıktı. Bütün ikonlar arkadaşlar bakın Hacı dahil, bak Hacı 80 89'luk Hacı. Hatta bütün ikonlar, CC, Okoçolar falan hepsi 150 bin minimum fiyattan gidiyor arkadaşlar. 150 bin minimum fiyat ve bu fiyatlardan arkadaşlar bu oyuncuları alarak oyunun başına satabiliyordunuz. 150 bin aldığınız her adam oyunun başı minimum 400 bin oldu bu ikonlar dahil. Dediğim gibi yani oyunun başında evet oyuncu çıkarıyor millet ama alıcı olmadığı için bütün oyuncular çok ucuz ve siz bunları alıp oyunun başlangıcında sattığınız zaman milyoner oluyorsunuz arkadaşlar. Sizlere geçen sene izlediğim taktiği anlatacağım. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bunun taktiğini 2 sene önce vermiştim. Bu sene tekrar başını hatırlatacağım. Arkadaşlar burada katalog level'ınız var. Bakın özelleştir kısmına kataloğa geliyorsunuz. Burada bana da burada verilen hediyeler var. Allah razı olsun, takipçilerimiz hediyeleri göndermişler. Şunları da geçebilirsek eğer. Burada arkadaşlar sizin hesap seviyenize göre, mesela hesabınız diyelim 20 level'dır katalogda, 30 level'dır, 40 level'dır, her neyse. Burada sizin seviyenize göre coin takviye hediyeleri var. Bakın mesela bunlar, bunların arkadaşlar toplamda topladığınız zaman 100k yapıyor ve bu normalde maç yapınca, yani maç, bunu bu kadar maç yaparsanız elde edebiliyorsun. Ancak bize bunun taktiği var, bende taktiği var. Herhangi bir maç yapmadan direkt kafadan 100k tak diye oyuna başlayabiliyorsunuz. Şimdi kafadan 100k ile başladığınız zaman yapacağınız en önemli iki şey var. İlki öncelikle kadro kurma görevlerini tamamlamak. Kadro kurma görevlerini tamamlıyorsunuz arkadaşlar, sıfır zarar. Çünkü çıkardığınız her oyuncu aldığınız fiyata gidecektir. Ve buradan iyi bir vurgun yaptığınız zaman daha da karlı satabilirsiniz arkadaşlar. Ve oyunun başında benim kendi görüşüm paket şansı daha iyi oluyor. Yani oyun arkadaşlar ne kadar az kişi oynuyorsa o kadar paket şansı iyi oluyor. Ne kadar çok kişi oluyorsa o kadar az oluyor. Çünkü insanların çıkarma ihtimali yükseliyor. Bunu her zaman aklınızda bulundurun. Buradaki coin takviyelerinden toplamda 100k coin kasabiliyorsunuz arkadaşlar. O taktik geçen senelerde çalışıyordu, bu sene de çalışacağını düşünüyorum. Ben arkadaşlar öncelikle katalog level'da yüksek olan hesaplarımdan, katalogdaki seviyesi yüksek olan hesaplarımdan buradaki bütün takviyeleri arkadaşlar satın aldım. Bunları satın aldıktan sonra arkadaşlar gittim bu coinslerle kadro kurma görevi yaptım. Kadro kurma görevini yaptım, elime bir coins geçti. Hemen yeni hesap açtım, onu attım, coins'i oradan yaptım, onu attım, oradan yaptım derken toplamda 2 gün içerisinde arkadaşlar elimde 372k coins vardı. Facebook gruplarında falan da bunun da postları da var. 372 bin coins yapmıştım arkadaşlar ilk 2 günde. Ve oyunun başında 2 yol izleyebilirsiniz. Ya yaptığınız coinsleri satabilirsiniz ya da bunları yatırıma bağlayıp arkadaşlar daha fazla coins kasabilirsiniz. Ben geçen sene şöyle söyleyeyim sizlere. 100k coins'i 80-90 dolar alıyorlardı arkadaşlar. 100k coins'i.
Bakın ben yapmış olduğum 372K coins'i oyunun başında kafadan satsam yaklaşık 300-400 dolara satsam arkadaşlar 6 çarpsın 2400 lira para yapar. 2400 liraya da toplamda 96.000 FIFA points satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun başında coins coins'ten daha değerli yani özellikle coin siteleri buna çok önem veriyor. Şimdi geliyorum ikinci olaya kardeşim benim zamanım yok ya da senin kadar hızlı değilim ne yapmam gerekiyor? Çok basit. Öncelikle oyuna başlar başlamaz kafadan bir online sezon yapıyorsun kardeşim benim. O bronz takımla oynuyorsun ve Division 10'u alıyorsun. Division 10'u aldıktan sonra markete geliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun başına şöyle bir şey oluyor. İnsanlar uğraşmak istemiyor. Telefondan direkt oyuncuyu alıp SBC koyup göndermek istiyor. Burada da nasıl farklılık olduğunu ben size göstereyim. Bunu oyunun başında ben çok yapıyordum. Mesela şu anda Afetin Migomis'in buy now'ı kaç? Bu kadar değil mi arkadaşlar? Misal veriyorum. Normalde oyunun başında bu buy now 1200 oluyor. Ya 1200 oluyor. Minimum sınırı 1200 oluyor. Ancak siz bu oyuncu arkadaşlar bu şekilde teklif vererek bakın bu adamın verdiği gibi 400'e 500'e kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Ben hani bu sene yaptığım videoları da izleyebilirsiniz. 40 bin 50 bin izlenmeleri olan videolarım var. Hani bütün coin kasma taktiğim 40 bin 50 bin izlenmede. Yani çoğu insan bu taktikleri biliyor. Ben bilmeyenlere tekrardan söylüyorum. Oyunun başında bakın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ha, o kadar basit ki dünyanın en basit şeyi. 400'e aldığınız şeyi hemen saniyesi 1200'e satıyorsunuz. Ve hani bu az coin kârı da gelmiş. 800 coin kâr ediyorsun sen burada. Hadi %5'ini falan aldı. 700 coin kâr ediyorsun. Oyuncu başı 700 coin arkadaşlar. Yani bu dünyanın en basit şeyi yaklaşık 10 saniyede 700 coin kâr ediyorsun. Ki bunun daha yapmanın bir sürü varyasyonu var. Misal verecek olursak Gomis'ten ben örnek verdim. Genelde oyunun başında şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Bazı SBC'ler var ve bu SBC'leri dediğim gibi ben hani kendim tamamlamıştım. Mesela burada gelişmiş kısmına geldiğiniz zaman nerede gelişmiş? Gözlükte. Heh. Gelişmiş kısım burası arkadaşlar. Bakın ben bütün SBC'leri tamamlamışım. Mesela misal veriyorum oyunun başına burada toplamda 3 tane SBC oluyor. Burada istediği SBC'leri genelde Twitter'da, Footbin'de falan insanlar hep aynı kadroları kuruyor arkadaşlar. Yani insanlar uğraşmıyor bu SBC'leri yapmaya. Hep aynı kadroyu kuruyor. Ben oyunun başına uğraşmıştım 1 saat. Hepsi için kendime kadro kurmuştum ve Footbin'deki değerlerden en az 15-20K aşağıya ben bu SBC'leri tamam çünkü bu SBC oyunun başı çok pahalı oluyor yani 45-50K civarına. Ben hep 30-35K civarına hep oradan da yolumuzu buluyorduk yani arkadaşlar. Ben bu SBC'leri bu sene tamamlayıp tekrardan sizlerle birlikte paylaşacağım. Yani kısacası oyunu erken dalsanız geç dalsanız coin kasabiliyorsunuz. Ancak oyunu alma süreniz bir aydan sonra ise bu verdiğim taktiklerin devresi azalacaktır. Misal verecek olursak bu misin bayrağı 1200 siz teklif verir yani hemen afiyete 1200 olan bir oyuncuyu 400 alabiliyorken bir ay sonra hemen afiyete 1200 olan bir oyuncuyu 800 coin alacaksınız ve kar marjınız azalacak. Yani 800 coin kar edecekken 400 coin kar edebileceksiniz. Bu da geç almanızın sizin için bir dezavantajı olacak. Şunu diyen de olabilir yani ben oyunun başında kafadan point alacağım, paket açacağım, çıkan coin'e yatırım yapacağım. Bu da bir seçenek ama her zaman söylüyorum ben. Points almak dünyanın en mantıksız şeyi. Şimdi neden? Yani points almak mantıklı, points'ten paket açmak mantıksız. Şimdi bunun sebebini arkadaşlar sizlerle birlikte paylaşacağım. Neden olduğunu anlatacağım. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. 12.000 FIFA points ne kadar abi? 300 lira değil mi? Buradan da sadece 7.5K'lık paket açabiliyorsunuz. Siz FUT Draft'a girdiniz misal veriyorum. İlk maçta elenseniz bile zaten size 2 tane bundan veriyor. Ve FUT Draft'a girişiniz arkadaşlar kaç points olduğunu size göstereyim. FUT Draft'a girişiniz arkadaşlar 300 FIFA points. Yani siz 2 tane 7.5 açacağınız en azından FUT Draft'a girip 2 maç kazansa zaten bir 15K bir 7.5 veriyor. Yine daha karlı oluyorsun. Yani aslında FUT Draft oynamak oyunun başında yapabileceğiniz en mantıklı şey diyebilirsiniz ki prolar oynuyor. Evet birazcık prolar oynayan, iyi oynayanlar oyunun başında birazcık böyle film çekiyor. Brazzers aktörlerine dönüyor herkes ama olsun yani yine de siz burada şansınızı deneyip ya sonuçta ilk bir maçı kazanırsın kaybedersin. İkinci maçı kazanıp kaybedersin. Sonuçta yine daha fazla paket açmış olursun. Yani Points'te paket açmak gerçekten bence çok mantıksız bu oyunda. Sizlere onu söylemek istiyorum. Nasıl coins kasacağınızı arkadaşa anlattım. Temel bilgilerini verdim. Özellikle Premier Lig futbolcuları çok artıyor. Bakayoko'yu 5K'dan alıp 25K'ya Champions başladığı zaman sattığımı hatırlıyorum. Eric Bailly'ler arkadaşlar 10K'dan 20K'dan giden futbolcu 80-90K oluyor. Yani herkesin fiyatı artıyor. Buradaki önemli olan nokta oyuncuyu doğru seçmeniz. Yani misal verecek olursam şimdi oyunun başında şu oyuncunun artacağı çok belli yani. Hani bunu görmek arkadaşlar çok kolay. Antoine Rudiger'in bu oyuncunun fiyatının artacağı çok belli. Neden çok belli? Chelsea'de oynuyor, Premier Lig'de oynuyor. Oyunun en çok tercih edilen ligi.
pace ve fiziği her şeyi kullanılabilir bir kart. Ve bu kart oyunun bir başlangıç kadrosu için ideal bir kart. Ya bu kartın fiyatının artacağı çok memnun. Belki bu kart gibi Rusya liginde olan bir oyuncu vardır, o artmaz. Çünkü adamın kadrosuna uymaz. Her zaman temel prensibimiz Premier Lig'den gitmek olacak arkadaşlar. Premier Lig bu oyundaki coins kasma mekanizmasının kökü. Yani özellikle Araplarda da oyunun %40'lık bir para bütçesini Araplardan karşılıyor. Araplarda da aşırı bir Premier Lig fantazisi var. Her zaman Premier Lig'den ilerleyeceğiz. Oyunu erken alacağız, sabırlı olacağız, zaman ayıracağız. Ya bu oyuna zamanını vereceksin ya da paranı vereceksin. Ben zamanını verenlerdenim arkadaşlar. Çünkü kastığımız coin'in kıymeti oluyor. Parayla kasılan coin'in pek kıymeti olmuyor. Hiç oluyor gidiyor yani kısacası. Dolayısıyla her zaman zamanımızı vereceğiz. Benim size vermiş olduğum taktikleri harfi harfine uygulayan herkes milyoner olarak çıkacak bir fanı. Yani bir işte şaka gibi geliyor. Ama zaten beni bu eski takipçim takip etme sebebi bu yani arkadaşlar. Ben coins kastırıyorum. Benim olayım bu. İnsanlara para vermeden oyunu oynatıyorum. Bu sene böyle oldu. Yani insanlar milyonlar kastı. Tekrardan 19'u da aynı şekilde milyonları kasmaya devam edeceğiz. Siz oyunu erken almaya, bakın oyunu erken almaya özen gösterin. Eğer arkadaşlarınızda varsa katalogdaki seviyesi yüksek olan hesapları bulmaya özen gösterin. Eğer varsa katalog seviyeniz yüksek hesabınızı bana vermek istiyorsanız arkadaşlar, hatta satın da alabilirim. Bana mail yolla veya Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Instagram adresim Oguz Erdoğan, sonunda iki tane N var. Oguz Erdoğan bir tane daha N. 40 level hesabı bulmaya çalışın. Her şeyden önce sabırlı olun. Yatırımınızı yapacağınız oyuncuyu erkenden seçin. Ve en önemlisi arkadaşlar, panik yapmayın. Bu FIFA'da arkadaşlar bu alım, satım, kar etmelerin hepsi panik yapan insanlar yüzünden kaynaklanıyor. Yani insan 400'e teklif verip alabileceği oyuncu 1200 hemen alıyorsa bu adamın panik yaptığı veya bu adamın oyunu bilmemesinden kaynaklıdır. Ve bizler de bu oyunu bilmeyenlerden ve panik sellerlerden yararlanarak arkadaşlar milyonlara doğru gideceğiz. Hatta isterseniz size kadromu da bir göstereyim arkadaşlar. Görmüş olun yani bu sene hatta hani Eyüp abiyle birlikte kastık bu hesabı. Tamamen hani birlikte taktiklerimizi uyguluyoruz. Birlikte kasıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim kadromuzu. Şimdi inanmayanlar falan olacaktır. Gösterelim kadromuzu. Görün yani. Dediğim gibi bu oyuna para vermeden milyonlarca coins kasan çok arkadaşım var. Çok kardeşimiz var. Sizler de bunu yapabilirsiniz hatta. Hemen göstereceğim şimdi. Panik yapmıyoruz. Videoları izliyoruz arkadaşlar. Coinslerimizi kasıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi hemen kadromu da göstererek bu videoyu noktalayacağım. Ve size şunu söyleyebilirim arkadaşlar, oyunun başındaki en mantıklı olay hemen coinsleri kasıp satmak. Çünkü direkt points alırsınız, direkt draft oynarsınız. Yani oyunun başında çok para ediyorken satmak dünyadaki en mantıklı şeylerden bir tanesi. Bilginiz olsun. Hemen şifreye giriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şifreye girdik. Gelin dilerseniz bir kadromu size göstereyim. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 0 TL vererek böyle bir kadro kurduk arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten kimler var kimler yok. Herkes var. Bizde dediğim gibi çok fazla oyuncu var. Bir yüzden 99'luk Suarez'ler, Gullit'ler falan. Totti Messi'ler. Bir sürü futbolcumuz var yani dediğim gibi. Sizler de hani hayalinizdeki kadroya ulaşabilirsiniz. Çünkü bu fut arkadaşlar bir hastalık. Yani açık konuşayım. Bu fut bir hastalık yani. Bu gerçekten sonu başı olmayan bir hastalık. İnsanlara ben diyorum işte aylık parasını alıp direkt gömenler falan oluyormuş. Bu bir hastalık yani arkadaşlar. Dediğim gibi her şey olabilir. Bu tür kadroları oyuna 0 TL vererek sadece taktikleri doğru zamanda uygulayarak kasabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Oyunu erken alın, katalog seviyesi yüksek hesap bulun ve bana vermek veya satmak isteyen varsa bana yazsın. Taktiklerimizi takip edin ve gerisi zaten sizde olacaktır. Oyuna sakın ama sakın kafadan böyle pointslerle falan başlamayın. Ve şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ki dolar kuru artıyor. Hani PSN bir Sony bir şey yapar mı bilmiyorum ama mesela FIFA'nın fiyatını arttırdı. 360 lira biliyorsunuz bu sene. Mesela burada pointsler şu an 300 TL. Belki FIFA 19'da daha pahalı olabilir. Hani eğer aynı hesapta oynayacaksanız mesela bu hesapta diyelim pointsiniz varsa FIFA 19'u bu hesapta açtığınız zaman size bir soru soruyor. 18'deki pointslerini 19'a geçirelim mi diye bir soru soruyor. Bu soruya arkadaşlar evet derseniz pointsleriniz geçiyor. Ancak o birazcık riskli bir şey çünkü onu bir kere soruyor. Yanlışlıkla hayıra basarsanız direkt affedersiniz şemsiye açılıyor. Onun için de dikkatli olmayı unutmayın. Yani isteyen varsa buradan alıp 19'a da aktarabilir. Hani alma gibi niyetiniz varsa. Ben mesela hani size zaten paket açılımı yayını yapacağım için almayı düşünüyorum şu anda bir 12.000. Bakacağız yine sene başlarına doğru. Evet, bugünlük benden bu kadar. FIFA 19 demo arkadaşlar, oyunun çıkması 1-2 hafta kala çıkacaktır. Zaten beta'yı oynadım ben, hani aynısı olacak büyük ihtimal. FIFA 19'da dediğim gibi Eylül'ün sonu 25 Eylül'de çıkıyor. Yani çok affedersiniz hiçbir zamanda çıkıyor. Çünkü benim üniversitem başlıyor, sizlerin okulu başlıyor.
Çok böyle iş sektörü de hareketleniyor ama dediğim gibi biz yine yolumuza bakacağız. Evet, ben dilim döndüğünce arkadaşlar anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Zamanınız güzel geçti. Zaten videoyu buraya kadar izliyorsanız arkadaşlar bir beğeni tuşuna basın yani. Demek ki hoşunuza gitmiş ki izliyorsunuz. Abone de olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Var olun.